Herkese selamlar arkadaşlar tekrardan. Kanalıma hoş geldiniz. Demin video paylaşmıştım ama o videoda baktım ki ses bayağı bir kötü. İlk başta karavanı gösterdiğim video değil de ondan sonra mikrofonla konuştuğum video. Hani yeni mikrofon, yeni kamera. Bayağı birazcık sıkıntılı olmuş onlar. Onu düzelteceğim ama o başka kullanıcılarda da aynı şey oluyor. Ondan dolayı çok fazla kafaya takmıyorum. Onu bir şekilde ayarlayacağız. Kamera ayarlarını falan profesyonel bir kamera ondan dolayı birazcık zorlanıyorum kullanmada. GoPro neden almadın diyenler olmuş. GoPro hem pahalı fiyatı çok da önemli değil aslında. Alırdım ama sonuçta ben şu anda bu karavanı elimde olan para vardı ama üzerine kredi çektim. Aynı zamanda krediyi biraz fazla çektim ki kamera, mikrofon falan bunları da halledeyim diye çektim. Şu an sigortayı halledemedim hala. İnşallah YouTube'dan bir dahaki ay geliri olursa o gelirle de sigorta işini halledeceğim. Şu anda sigortayı halledemedik. Pek fazla gezmeyeceğiz. 15 gün sürem var. Sıkıntı yok da 15 gün sonunda şey yapmam lazım. Şu anda arkadaşlar bayağı bir yani sıfırdayım. Elimden geldiğince yani bir şeyler üretmem lazım. İçerik üretmem lazım. Başka çarem yok çünkü şu anda. Katıl butonundan da katılabilirsiniz arkadaşlar destek olmak amaçlı. Eğer isterseniz tabii ki istemezseniz katılmayabilirsiniz. Videolarımı izlemeniz bile yeterli. Bu benim için bir destek zaten. Reklam çıkarsa reklamlara atlamazsınız falan. Şimdi karavanın içerisindeyim ben. Birkaç şey söyleyeceğim size. İnternet işini hallettim. Onu göstereceğim sizlere. İnterneti nasıl hallettim? Şurada bir tane şey var şimdi. Çakmaklık şeyi var. Onu yaptırdım. Teybi yaptırdım arkadaşlar. Teyp. Bu teybi normalde dur kamera birazcık şey yaptı. Tripod falan da alacağım da hallederiz onu. Bu teybi normalde yoktu, yanmıştı. Eski bir teyp vardı üzerinde. Bana satan kişi bu teybi aldı. Bir tane kız geçiyor abi şu anda. Yanında erkek mi var? Erkek varmış yanında ya. Neyse. Duymasınlar şimdi beni. Ya bu kadar yalnız olduğumu belli etmesem keşke. Neyse. Bu teybi eski teyp yanmıştı. Yeni teybi de bana satan kişi aldı sağ olsun. 200 lira civarında. Ben de baktım takmaya çalıştım olmadı yapamadım. Farklı bir soket varmış. Onu bağlanması gerekiyormuş. Teypçiye götürdüm onu hallettik. Aynı zamanda şu çakmaklığı da şey yaptım. Şeye göre Superbox'a göre bakın şu anda Superbox çalışıyor. Şu düğmeye bastığımız zaman da Superbox kapanıyor. Hatta kapatalım bir. Superbox kapandı. Çakmaklığa takılı olarak sabit olarak kalacak bu şekilde. İstersen bunu çıkartıp şöyle bir şarj şeyi de aldım. Nerede abi o? Bir saniye. Bulamadım şu anda da. Şurada. Şuraya koymuş. Burada saati gösteriyor. Saati ayarlarız. Yanlış saat. Şöyle bir tane de şarj şeyi aldım. Bunu da buraya takıyorum. Çıkartıp takıp şarj edebilirim. Şarj olayımı bu şekilde halledeceğim arkadaşlar. Karavandaki ilk günüm bu şekilde. Önemli olan benim için internetti şu anda. Superbox'ımın olması önemli. Çünkü sizlere video paylaşacağım. Bugün ikinci videomu atacağım hatta. Şu anda ben nasıl gözüküyorum hiç bilmiyorum. Bugün ikinci videomu paylaşmam lazım. Akşam paylaşırım muhtemelen ya. Biraz zaman geçsin. 10 gibi falan paylaşırım. İkinci videomuzu da paylaşalım abi. Şimdi ne yapacağız abi? Karavanda eksiğimiz perdeydi. Perde vardı aslında ama önceki bana satan kişilerin kullandığı şöyle perdeler var. Küçük küçük. Şu şekilde. Arkanınki tam arkaya göre var aslında iki tane. Şu renkte tam görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şurada bir tane ışık var. Anlatılacak o kadar çok şey var ki karavanda. Neyse tek tek anlatırız. Bakalım bu gece nasıl geçecek? Nasıl uyuyacağız? Gayet rahat olacağını tahmin ediyorum. Çünkü biliyorsunuz arkadaşlar Suzuki'den sonra yani bu şey gelir. C9 biraz daha bir tık üst seviyeydi ama teneke parçasıydı arkadaşlar. C9 öyle söyleyeyim. Bununla var ya yolda akıyorsun. Böyle bir şey yok. C9 neymiş, Suzuki neymiş arkadaşlar. Böyle bir rahatlık, böyle bir şey yok yani yolda. Şimdi teybi de yaptırdık. Orijinal hoparlörleri var üzerinden. Ufaktan aç müziğini abi. Yavaş yavaş böyle. Hızla falan hiç işim yok. Hiç işim olmaz yani ya. Yolda yavaş yavaş tıngır mıngır gidiyorum. Arkama geçiyorlar, diziliyorlar. Sıkıntı yok abi. Yavaş yavaş gidiyorum da çok da yavaş gitmeyeceksin tabii ki. Trafik akışında insanların acelesi olur, şey olur. Normal trafik kurallarına göre. 60-70. Ben çok fazla hız seven bir insan değilim. Elimden geldiğince geze geze etrafı seyrede seyrede. Tabii yola da bakıyorum etrafı seyrederken. Neyse karavanın şeyine geçelim. Şurada bir tane ışığımız var. Kapı açık olduğunda bu ışık yanıyor. Bunu nasıl yaparız hiç bilmiyorum. Bunun hakkında fikirlerinizi bekliyorum arkadaşlar.
En sonra burada bir tane şey var. Karavan tanıtımında bunların hepsini göstereceğim sizlere tabii ki ama bugün böyle bir video çekmek istedim çünkü hoparlör gerçekten kötü. Ondan dolayı bu videoyu çekmek istedim. Kar beyazı falan göremedim ya. Burada geçen de çadırda kalmıştım. Hani biliyorsunuz. Ne onun adı ya? Sal falan yapacaktık hani. Bir ara kalmıştık. Oradayım arkadaşlar. Burada bayağı bir sıkıntılar, bir şeyler olmuş. Karavanlar vardı. Karavanlar yok olmuş. İleride çadır falan kurmuşlar. Bilmiyorum. Kamp alanı mı kurmuşlar oraya? Ne yapmışlar? Anlamadım tam. Belirsiz bir şeyler var burada. Şurada bir tane şey var. Çıkartma arkadan. Peace yazıyor. Peace neydi abi ya? Peace. Şurada bir tane düzenleyicimiz var. Bu çok iyi. Şöyle. Hava karanlık olduğundan dolayı gözükmeyebilir. Ben gözüküyor olmam lazım. Şu anda ışık oradan vuruyor çünkü. Bu şekilde. Karavan olayımız. Benim karnım aç şu anda. Bir şeyler yapmam lazım. Pilav falan yaparım herhalde. Bir pilav yapalım abi. Pilav yiyelim ya. Birisi yazmış yorumlarda. Gözlerden kaçmıyor. Yani kısır döngü yazmış da. Hayat zaten kısır döngü değil mi? En azından benimkisi biraz daha farklı. Zaten herkes işe git gel, işe git gel. Yani kısır döngü içerisinde. Ben de elimden geldiğince zaten yalnızım. Benim de sorumluluğum olmuş olsa ben de şey yaparım. Mecburen çalışmak zorundayım. Bir şeylere şey yapmak zorundayım ama şu anda ben zaten yalnızım. Kimsem yok. Yani bir başımayım. Bir yerde duramıyorum arkadaşlar. Niye bilmiyorum ya. Benim artık bir aile kurmam lazım. Bir kız arkadaş bulmam lazım kendime artık. Yani onu söyleyeyim sizlere. Bilmiyorum bulabilir miyiz, bulamaz mıyız? Muhtemelen bulurum. Ama bu pandemi falan da bayağı bir karıştırdı bu işleri. Eskisi gibi değil hiçbir şey. Her şey internetten. Ben de internetten sevmiyorum. Eskiden öyle değildi ama eskiden yüz yüze konuşa konuşa anlaşıyordun, şey yapıyordun. Telefon yoktu o zamanlar. Ama şimdi öyle değil. Şimdi her şey internetten. Instagram'a gir, TikTok'a gir, bilmem ne. TikTok diyorlar. Bazıları yazıyorlar bana TikTok'a başla. Abi TikTok ben yapamam ya TikTok'ta. Dans ediyorlar, oynuyorlar böyle bir tuhaf bir şeyler yapıyorlar. Bakıyorum bazen denk geliyor Instagram'da falan. Instagram'ı da çok fazla aktif kullanmıyorum da yani. Ben o TikTok'u yapamam arkadaşlar. Benim yapacağım iş YouTube. Başka bir şey yapmayız biz. Bir de tırnağımızı yeriz. Karavan sizce nasıl oldu arkadaşlar? Güzel mi? Kötü mü? Bu şimdi karavan has bir karavan gibi bir şey yani. Çünkü burada koltuk var biliyorsunuz. Bu koltuk açılıyor. Baza gibi yatak oluyor. O yüzden benim için çok avantajlı. Battaniyem vardı zaten. Sereceğim onu. Direktmen yatacağım. Zaten yaz şu anda. Kışın da şöyle bir şey düşünüyorum. Kışın direkt ben Webostom'u bağlatacağım abi. Hiç zorlanmayacağım. Soğuklar başladığı anda Webostom'u bağlatacağım. Çünkü şimdi meyve toplama işleri var. Ondan sonra fındık toplama işleri var. Kestane toplamaları işleri var. Çalışacaksın abi. Çalışırsan bir şeyleri yapabilirsin. Ama çalışmazsan yapamazsın. Şimdi kredi çektim ben. 12 bin lira kredi çektim. 800 her ay ödeyeceğim. Bunları ödemek için ne yapmam lazım? YouTube'da hem video çekeceğim hem de aynı zamanda da çalışmam da lazım. Yani sadece gezeyim, giyeyim, içeyim. O zaman hiçbir şey yapamazsın yani. Elinden geldiğince çalışacaksın. Bak şimdi çalıştım ben. Bir ay da olsa çalıştım abi. Bir ay çalıştım. Ne oldu? Maaşımı aldım. Cebime koydum. Ama çalıştım yani. Durmadım. O zaman diliminde dursaydım ne olacaktı? Hiçbir şey kazanamazdım. O yüzden çalışmamız lazım elimizden geldiğince. Neyse arkadaşlar. Bu videomuzda böyle bir video olsun. Artık devam ediyoruz. Çünkü Superbox'ımızı hallettik ki demin size gösterdiğim gibi. Hatta açalım şimdi. Superbox'ımızı açtım abi. Kırmızı da yanıyor böyle güzel. Aşağıda da böyle ışıklarımız yanıyor. İnternetimiz var. İnternet işimizi çözdük arkadaşlar. Şimdi internet bakın. İnternet faturası da ödüyorum ben aylık. 170 lira bu Superbox faturasını ödüyorum. Aynı zamanda 60 lira mı ne? Telefonun faturası var. O da geliyor yani. Bir şekilde gelir olması lazım ki bunları ödeyebileyim yani. O yüzden YouTube'dan videolarımın izlenmesi gerekiyor. En azından 15 bin, 20 bin izlenmelere ulaşmamız lazım. Bakalım inşallah ulaşır. Elimden geldiğince ben sık video atmaya çalışacağım. Günde 2, 3, 4, 5. Elimden geldiğince göndereceğim yani. Akü zaten 105 amper. Bitmez bu akü internetin şeyiyle. O yüzden sıkıntı yok. Şimdi yarın muhtemelen ben bir paket mama alırım abi. Mama var gerçi. Mama vermişler ya. Benim başka bir şey getirmem lazım bu hayvanlara. Güzel böyle
iştahlı yiyebilecekleri güzel şöyle bir şeyler getireyim abi. Bir ziyafet çeksinler burada. Sonra zaten Cesur'u ziyarete de gideceğiz. Yarın yola çıkar mıyım bilmiyorum ama bakacağız duruma göre. Duruma göre hareket edeceğiz. Durumlardan haberdar ederim size. Şu anda ben konuşuyorum ama inşallah görüntüm kötü değil. Dışarı çıkalım at. Allah. Şu anda dışarıdayım. Biraz size manzarayı göstereyim. Şurada Türk bayrağı şahlanıyor. Buraya birisi Türk bayrağı asmış. Manzara bu şekilde. Köpekleri çağırayım mı? Neyse köpekler şu anda yemek yiyor galiba. Oo, burada bir ateş yeri var sanki. Yok lan. Demir mi bu? Demir aynen, ateş yakılıyor bunun içinde. Türk bayrağımız dalgalanıyor. Bu kamera da güzel aslında ya. Boşu boşuna mı aldık kamerayı? Ne yaptık? Boşuna değil ya. O kamera ayrı bir. Fotoğraf çekimleri falan aşırı güzel o kameranın ya. Ama birisi çekmesi lazım tabii. Otomatik çekimi var mı acaba onun? Onu bir denemem lazım. Bakalım. Hadi arkadaşlar, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.